Evet. Bu spor ayakkabıya bir bakalım. Bu ayakkabıyı şimdiki ve daha sonraki videolarda normal kuvvet problemlerini çözmek için kullanacağız. Bunu yaparken de bu konuda bilinen bazı yanlışlara değineceğiz. Bu yanlışlardan biri normal kuvvetin temas kuvveti olduğunu unutmak. Yani normal kuvvet yalnızca iki kuvvet temas halindeyse ortaya çıkar. O yüzden ayakkabı şu zemine yani yere değiyorsa Ayakkabıya ve yere etki eden bir normal kuvvet olacaktır. Ya da ayakkabı duvarla temas ediyorsa yine ayakkabıya ve duvara etki eden bir normal kuvvet olacaktır. Fakat ayakkabı boşlukta aşağı doğru düşüyorsa ayakkabıya etki eden kuvvetlerin ne olduğunu bulmakta genelde zorlanılır. Bazılarımız normal kuvvet çizmeye o kadar alışmıştır ki buraya bile normal kuvvet çizeriz. Önce yer çekimi kuvvetini çizeriz. O zaten her zaman mevcut. Ama hemen normal kuvveti de buraya eklemeye çalışırız. Çünkü o kadar çok soru da karşımıza çıkıyor ki refleks olarak normal kuvveti ekleyebiliyoruz. Ancak her zaman normal kuvvet yoktur. Yani eğer ayakkabı bir yüzeyle temas halinde değilse ortada normal kuvvet yoktur. Ayakkabı mesela şöyle yerle temas ettiğinde işte o zaman normal kuvvet oluşur. İşte yukarıya doğru işaret eden normal kuvvetimiz. Bir başka yanlış bilinen şeyden bahsedeyim. Bazen normal kuvvetin her zaman mg yani kütle çarpı yer çekimi ivmesine eşit olduğu sanılır. Yine bunun sebebi normal kuvvetin birçok durumda gerçekten de mg'ye eşit olmasıdır. Ama normal kuvvet her zaman mg'ye eşit değildir. Şimdi buna örnek olan bir duruma bakalım. Örneğin bu durumda ayakkabımızın kütlesi m olsun. Bu durumda normal kuvvet ne olur? Newton'un ikinci yasasını kullanalım. İvmenin net kuvvet bölü kütle olduğunu söyleyeceğiz. Burada kuvvetler dikey olduğu için ivme ve net kuvveti dikey yönde düşüneceğim. Peki bu ayakkabı yerde öylece dururken yani hareket etmezken ivmesi ne olur? Tabii ki sıfır. O zaman dikey doğrultudaki ivme sıfır diyoruz. Net kuvvet ise yukarı doğru bir kuvvet olacak. İşte pozitif bir fn buraya yazıyorum. Aslında bu işarete ihtiyacımız olmayacak ama yukarı doğru olduğunu göstermek için koydum. Bir de aşağı doğru olan yer çekimi kuvveti var. Buna da negatif işareti koyalım. Payda kısmına ise ayakkabının kütlesini yazalım. Şu iki kuvvet yani net kuvvetin kütleye bölümü Newton'un ikinci yasasına göre sıfır olmalı. Her tarafı da kütleyle çarparsam sol taraf yine sıfır kalır. Sağ tarafta ise normal kuvvet eksi mg olacak. Bu formülden de normal kuvvet eşittir mg sonucuna ulaşıyoruz. Birçoğunuz zaten bunu ben en başından beri biliyordum diyebilir. Fakat şunu söyleyeyim. Normal kuvvet her zaman mg'ye eşit değil. Bu durumda eşit evet. Çünkü sadece iki kuvvetimiz var. Normal kuvvet ve yer çekimi kuvveti. İvmenin de sıfır olduğunu varsaydık. Eğer buradaki koşulları biraz değiştirirsek normal kuvvet mg'ye eşit olmayabilir. Bir de tüm bu hesaplamalar ayakkabı yatay düzlemdeyken yapıldı. Bu değişirse normal kuvvet mg'ye eşit olmayabilir. Her zaman normal kuvvetin y ekseninde olacağını düşünmeyin. x ekseninde de olabilir. Öyleyse yavaş yavaş koşulları değiştirelim ve sonucunda normal kuvvetin nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Mesela başka bir kuvvet eklesek ne olur? Şöyle bir kuvvet ayakkabıyı yere doğru ittirsin. Buna F1 diyelim. Aşağı yönlü bir kuvvet. Evet, F1 bu denklemi nasıl değiştirir? İvme hala sıfır. Sol tarafa bir şey yapmıyorum çünkü m ile çarparsak bile orası hala sıfır. Ama sağ tarafta fazladan bir f1 kuvveti olacak. Kuvvet aşağı doğru bakıyor. Bu da demek oluyor ki önüne bir eksi koyacağım. Net dikey kuvvetten bunu çıkaracağız. fn'i bulmak için her iki tarafa da mg eklerim. Eksi f1'i götürmek için de f1 eklerim. Normal kuvvet ağırlıkla f1'in toplamına eşit olacak. Gayet mantıklı değil mi? Eğer 10 Newton'luk bir kuvvet uygularsam etkiyen basınç daha fazla olur değil mi? Mantıklı. Ayakkabıyı daha güçlü bir kuvvetle yere doğru bastırınca yerde ayakkabıya aşağıdan daha büyük bir kuvvet uyguluyor. Normal kuvvetin amacı da zaten bu. Ayakkabının yüzeyi aşarak içeri girmesini engellemek. Yani bir cismi bir yüzeye ne kadar güçlü bastırırsak bastırdığımız oranda o yüzeyden normal kuvvet dönüşü olur. Eğer yukarı yönlü bir kuvvet varsa, mesela ayakkabıyı yukarı çeken biri olsun, biz onu aşağı yönde ittirirken birisi gelsin yukarıya çekmeye çalışsın. O zaman yukarı yönlü bir F2 kuvveti çizerim. Peki, burada neler değişecek? İvme yine sıfır ama bu sefer yukarı yönlü bir kuvvet var. Şu kısımlara F2 ekliyorum. Bu denklemi çözmek için iki tarafa Mg ve F1 ekliyorum ve iki taraftan da F2 çıkarıyorum. Normal kuvvet mg artı f1 eksi f2'ye eşit oldu. Eğer ayakkabıyı yukarı kaldırmaya çalışırsak yüzeyle arasındaki baskıyı azaltmış oluruz. Ayakkabıyı 20 newtonluk bir kuvvetle yukarı çekersem normal kuvvet 20 newton azalacak. Hadi problemi bir adım daha ileri götürelim. Bakalım ne kadar zorlaştırabileceğiz. Bir kuvvet daha çizeyim. Evet şöyle çizeyim. Ama çok iyi çizemedim bir saniye. Kuvvetimize F3 diyelim. Yatay eksenli oluşturduğu açıya da fi diyelim. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bu kuvveti şu şekilde kuvvet diyagramıma koyuyorum. Böylece bu kuvveti Newton'un ikinci yasasının dikey kuvvet versiyonunda nasıl göstereceğimi bulabilirim. Ama denklemeye bütün F3'ü olduğu gibi dahil edemem. Bu yanlış olur. Bazen F3'ü olduğu gibi ekleyip çıkarıyorlar ancak bu yanlış. Newton'un ikinci yasasının dikey kuvvet versiyonu sadece dikey ekseni kapsar. Ama F3 kuvveti hem yatay hem dikey yönde. O zaman buraya F3'ün dikey bileşenini ekleyelim. Adına da F3Y diyelim. F3'ün bir de yatay bileşeni olacak. Ona da F3X diyelim. F3Y'yi bulmak için sinüsün tanımını kullanalım. Sinüsle ilgilenmemin sebebi bu kenarın bu açının karşısında olması. O zaman yazalım. Fi'nin sinüsü F3Y bölü F3'e eşit olacak. Bu denklemden F3Y'yi bulmak için sola atarsak F3 çarpı fi'nin sinüsü çıkar. İşte şimdi bunu net kuvvete ekleyebiliriz. Çünkü yukarı yönde. Yukarı yönde olduğu için de artı işaretini kullanıyorum ve F3 çarpı fi'nin sinüsü diyorum. Şuraya da aynı şekilde. Evet. Daha sonra f3 çarpı fi'nin sinüsünü karşı tarafa attığımızda eksi f3 çarpı fi'nin sinüsü oluyor. Gayet mantıklı. Çünkü nesneyi yukarı doğru çekiyorsak baskıyı ve normal kuvveti azaltıyoruz demektir. Bu yukarıda yönlü bileşen ayakkabının tabanındaki baskıyı azaltıyor. Normal kuvvet azaldığı için f3 çarpı fi'nin sinüsünü denklemden çıkarıyoruz. Bu problemi daha da ileri götürmek istersek bu ortamın sabit bir oda değil de asansör olduğunu söyleriz. Asansör A0 yukarı doğru ivme kazanmış olsun. Böyle bir durumda sağ tarafta hiçbir şey değişmez. Bazen ivme varsa yeni kuvvetler de ortaya çıkacaktır şeklinde düşünebiliriz. Ancak durum öyle değil. Burada değişen tek şey şuradaki sıfırları A0 yapmak olurdu. Efe'ni yine aynı yolla çözebilirdik. Her iki tarafı m ile çarpınca sol kısım artık sıfır değil, ma sıfır olurdu. O zaman denkleme ma sıfır eklerdik. Evet, ayakkabı ile ilgili örneğimizi her yönüyle inceledik. Karşınızda bu kadar ağır problemler çıkar mı bilmiyorum ama yine de tüm kuvvet ve ivme türleriyle nasıl başa çıkacağınızı artık öğrenmiş oldunuz.